وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ والله عليم حكيم صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. عزيز دين gönüllüleri, muhterem din görevlileri ve çok kıymetli Diyanet sevdalıları, İstanbul Din Görevlileri Derneğimizin tertiplemiş olduğu basın açıklaması programına hoş geldiniz. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz geçtiğimiz hafta başı itibarıyla gazete demekten bile imtina ettiğimiz bazı paçavralar, kağıt parçaları ve o kağıt parçalarının arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönündeki açıklama ifadeleri tamamen asılsız, yersiz ve iftiradan başka bir şey değildir. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ancak bu kadar kalitesiz, seviyesiz, alçakça bir iftira atılabilir. Diyanetimiz ancak böyle bir çalışmayla yıpratmaya çalışılabilirdi. Fakat hamdolsun asil ve necip milletimizin basireti neticesinde bu çalışma da akamete uğramış ve maalesef hainlerin vatana ihanet etmek isteyen dine, diyanete, Müslümana, huffaz-ı kirama, kurra-i kirama, iltifat-ı nebiye mazhar olmuş olan bu güzel şehrin mihrabında, minberinde, müezzinliğinde, minaresinde hizmet eden, her bir karış toprağı bir şehidin kanıyla sulanmış olan bu aziz vatanın hoca efendilerine sürülmek istenen kara onların yüzüne çalınmış ve yüzlerinin karasıyla baş başa kalmışlardır. Bu konuda hem din gönüllüsü kardeşlerime hem asil ve necip milletimizin basiretiyle asil ve necip milletimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Onların o karalama kampanyaları elhamdülillah milletin gönlünde de zihninde de günlük hayatında da yer tutamamıştır. Kardeşlerim, yapılan bu haksız kampanya ve karalama çalışmasının menşei, mebdei, dini kavramlar sözlüğünden cımbızla ifadeler çekilerek sanki Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir fetva vermiş gibi sundular. Ama elbette bunu yapmalarında bir beis yok. Neden?
Çünkü kork Allah'tan korkmayandan, utan utanmayandan diye bu güzel sözler boşuna ifade edilmemiş. Bu hainler aslında Diyanet İşleri Başkanlığımızın bizzat kendine değil, Diyaneti seven, Diyanete gönül veren, ülkenin en önemli unsuru Diyanettir diye haykıran halkımıza karşı, inançlı insanımıza karşı bu saldırı yapılmıştır. Bu bugün yapıldı, dün yapılmıştı, yarın da yapılacak. Dün Diyanete başka lisanla, başka argümanlarla saldıranlar, bugün Diyanetin, Diyanetimizin çok daha ciddi ve önemli projeleri gündeme getirdiğini gördükleri için daha farklı bir çalışmanın içine girdiler. Çünkü Diyanetimiz artık bugünden yarına proje üretmiyor. Diyanetimiz 50 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık, belki 2071 hedefine yönelik çalışmalar yaptığı için Diyanetimizin önüne engeller konulacak ve Diyanetimizin bu çalışmaları akamete uğratılmak istenecektir. Biraz önce muhterem Huffaz-ı Kiram'dan Ferruh Hocam'ın okuduğu ayeti kerimede Cenab-ı Hak zaten bizi uyarıyor. Ey iman edenler, bir fasık size bir haberi getirirse asla ona inanmayın. Araştırın, soruşturun, ondan sonra elhamdülillah bu imanlı millet o gazetenin haberine değil Diyanetimizin basın açıklamasına itibar etti. Ve son bir hafta içinde elhamdülillah şer gördüğümüz şeyde hayır oldu. Diyanetimiz daha mutemet bir noktaya geldi. Diyanetimiz bu ülkenin en güvenli kurumudur. Böyle olmaya da biiznillahü teala devam edecektir. Çünkü Diyanetin altyapısı Huffaz-ı Kiram'dır. Diyanetin altyapısı Kurra-i Kiram'dır. Diyanetin altyapısı Kuvayi Milliye Ruhu'dur. Diyanetin altyapısı Kurtuluş Savaşı'ndaki sarıklı mücahitlerdir. Selam olsun bu aziz vatan için. Kardeşlerim, yeri gelmişken Diyanetimize, dolayısıyla da bize atılan bu iftirayla ilgili birkaç cümleyi zikretmemiz icap eder. Kız çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Biz değil 9 yaşında, 17, 18, 20 yaşındaki yavrularımız için bile öyle ince eleyip sık dokuruz ki biz o paçavraları yazan, paçavraların yöneticisi olan, onları okuyanlar gibi yavrularımızı flörte teşvik etmeyiz. Bizim için namus, bizim için namus her şeyin üzerindedir. Dönün, Diyanete sataşanlar 9 yaşında kız çocuklarının evlenmesi için Diyanet fetva verdi diyenler, dönün gece aleminde 17-18 yaşındaki kızlarınız kimle beraber, bir ona baktın, ondan sonra konuşun. Öyleyse gördüğümüz hakikat şuydu: Diyanetimiz halkın nezdinde küçük düşürülmek isteniyordu. Diyanetimizin asla böyle bir fetvası yoktur. Tam tersine din şuraları ve il müftüleri seminerlerinin sonuç bildirgelerinde kız çocuklarının evliliği bahis mevzu yapılmış, psikolojik durumu, ruhsal durumu evliliğe müsait olmayan kızların evlendirilmemesi konusunda gerekli hassasiyeti ortaya koymuştur. Ama buna rağmen
işleri güçleri vatan düşmanlığı. İşleri güçleri Müslümanın sakalı, sarığı, cübbesi, kılığı, kıyafeti, okuduğu ve okuttuğu Kur'an olan bu zavallılar bir kez daha sahneye çıktılar ve Diyanetimize dil uzattılar. Diyanete dil uzatanların dili kurusun. Çünkü kardeşlerim, Diyanet bu ülkenin en önemli unsurudur. Diyanet olmazsa bu ülkenin insanını bir arada tutacak bir başka güç yoktur. Öyleyse biz bu şehrin ve bu ülkenin mihraplarında, minberlerinde, kürsülerinde, müezzinliklerinde ve minarelerinde hizmet eden Huffaz-ı Kiram, Kurra-i Kiram olarak bugün bu meydandan haykırıyoruz. Diyanet sahipsiz değildir. Diyanet bizimdir. Diyanet biziz. Diyanet bizimdir. Bizim kalacak. Diyanet bizimdir. Bizim kalacak. Diyanet bizimdir. Bizim kalacak. Muhterem kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımız değil 9 yaşındaki kız çocuklarının evlenmesi, tam tersine çocuklarımızın nasıl yetiştirilmesi konusunda da güzel çalışmalar yapmaktadır. 5 sene önce olmayan 4-6 yaş grubu yavrularımızın Kur'an eğitimi, gönül eğitimi son yılların en güzel projesi değil midir? Saldıranlar boşuna saldırmıyorlar. Hafızlık müessesesi Kur'an kurslarımız, yüzüne okuma yaptıran Kur'an kurslarımız, hasılı vel kelam Diyanet İşleri Başkanımız kız erkek ayrımı yapmadan yavrularımızın Kur'an okumaları için, yavrularımızın dini eğitimlerini en sıhhatli bir şekilde almaları için elinden geleni yapmaktadır. Öyleyse bir kez daha söylüyorum. Kardeşlerim, Huffaz-ı Kiram, Kurra-i Kiram, muhterem hocalarım, saldıranlar boşuna saldırmıyorlar. Anlıyoruz ki Diyanetimiz ve Diyanetimizin yöneticileri doğru yolda, hak yolda ilerlemektedirler. Allah yollarını açık eylesin. La ilahe illallah! 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 Muhammedur Resulullah. Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi görevlilerini de, bu asil ve necip milleti de çocuklarına karşı görevleri konusunda da en güzel bir şekilde uyarmaktadır, uyarılarını yapmaktadır. Bu uğurda da, bu yolda da çok köklü ve çok sistemli çalışmalar devam etmektedir. Kardeşlerim, şu cümleyle bitirmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız sıradan bir kurum değildir. Diyanet İşleri Başkanlığımız sıradan bir genel müdürlük değildir. Bu ülkeye hizmet eden her bir kurum kutsaldır. Her bir genel müdürlük kutsaldır. Ama Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün bu kurumların üstündedir. Askeriyemiz, emniyet teşkilatımız ve Diyanetimiz ayrıcalıklıdır. Askerimize de, polisimize de, Diyanetimize de uzanan eller er ve genç kurulacaktır. Tekbir! Tekbir! Zamanda 15 Temmuz gecesinde bu ülkenin yarınını karartmak için kendi ülkesinin insanına mermi sıkan, kendi insanının üzerine tankla yürüyen, onu yaralayan, onu şehit eden hainler hangi cezayı gördüyseler bundan sonra dinimize, diyanetimize, askerimize, polisimize dil uzatan, el uzatanlar da en ağır şekilde cezalarını çekeceklerdir. Bu hainler
bu paçavranın sahipleri, bu paçavrada yazı yazanlar, bu paçavrayı yönetenler bilsinler ki bu ülke sahipsiz değildir. Biz Anadolu ruhuna sahibiz. Biz mermimizin, biz silahımızın olmadığı yerde kazmasıyla, küreğiyle yola çıkan Anadolu ruhuna sahibiz. Biz, ben öleyim ama top mermisi zayi olmasın diye yorganını top mermisiyle yeni doğan yavrusunun üzerine örten Kastamonu, İnebolu'nu, Şerife Bacı'nın ruhunu taşıyoruz. Biz Denizli Müftüsü'nün ruhunu taşıyoruz. Biz Mehmet Akif ruhunu taşıyoruz. Biz bu vatan için öldürmeye değil ama ölmeye her zaman hazırız. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Kardeşlerim, sözü uzatmaya lüzum yok. Meramımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ey hainler, ey bu ülkenin polisinden, askerinden, hocasından, Diyanet İşleri Başkanı'ndan rahatsız olan zavallılar, siz zannetmeyin yaptığınız yanınıza kar kalacak. Sizi tarihin tozlu raflarına kaldırıp koymak bizim boynumuzun borcudur. Siz ihanetinizle baş başa kalacaksınız ama Diyanetimiz, ama Diyanet İşleri Başkanlığımız bu memlekete bu huffaz-ı kiram, kurra-i kiramla yön vermeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle İstanbul Din Görevleri Derneği adına hepinize bir kez daha şükranlarımı arz ediyor ve Cenab-ı Hak'tan bu çalışmamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hitamuhu müsk olsun arzusuyla muhterem kardeşim Yavuz Sultan Selim Cami İmam Hatibi Abdullah Kılıç hocamı dua için istirham ediyorum. Buyurun muhterem hocam. Hocamın duasından sonra İhsan hoca kardeşimin riyasetinde ayrılmıyoruz. 3 dakika sessiz tepki vereceğiz. Ondan sonra buradan ayrılacağız. Buyurun hocam. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Yüce Rabbimiz, burada başta senin rıza-i şerifini tahsil etmek için senin dinine uzatılan dillerin karşısında dimdik durmak için toplandık. Bu ictimamızı hayırlı eyle. Amin. Hayırlara vesile eyle. Amin. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahram eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ey Rabbimiz, şehit kanlarıyla sulanmış şu güzel memleketimizden ezan seslerini dindirtme ya Rabbi. Amin. Kur'an sesini kesmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, senin kelamının etrafında, senin Habibinin sünnetinin etrafında cem olmuş yüzyıllardır bu istikamette hayatını devam ettiren bu aziz milletin istikametini bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin, birliğimizi, dinliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Kafirlere, zalimlere, fasıklara, münafıklara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin, bu hadiseler bizlerin birliğine, beraberliğine
ve gönül birliğine ve bu aziz milletin evlatlarının ve cümlemizin istikametinin birleşmesine vesile eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Bu aziz milletimize bugüne kadar şer odaklarının ortaya koymuş oldukları fitne ve fesatlar karşısında göstermiş olduğu metaneti, cesareti dolayısıyla ya Rabbi cümlesine rahmet eyle. Amin. Şehit olanlara rahmet eyle. Amin. Üstün makamları ihsan eyle. Amin. Gazilerimize sağlık, afiyet üzere hayırlı ömürler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ülkemize bir daha böyle ağır imtihanlarla imtihan eyleme. Amin. Ya Rabbi diyanetimize dil uzatan ve her fırsatta dil uzatma gayreti içerisinde olanlara ya Rabbi sen hidayet eyle. Amin. Ya Rabbi hidayet eyle. Amin. Ya Rabbi hidayetleri eğer mukadder değilse ya Rabbi sana havale ediyoruz. En güzel şekilde cezalandıracağını biliyoruz. Sana havale ediyoruz. Sen dilediğin gibi onları cezalandır ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Dualarımızı fazl-ı kereminle kabul eyle. Amin. İçtimamızı tekrar hayırlara vesile eyle. Amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah.